Efendim Samsun'un dünya içinden penceresi haber aks ekranlarından mutlu geceler diliyoruz. Samsun'un nabzında bu gece Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü sevgili Kadir Gürkan'la birlikteyiz. Kadir. Güven'le birlikteyiz, özür dilerim. Hoş geldiniz Kadir Bey programımıza. Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Şimdi fındık ülkemiz için hayati önem taşıyan bir ürün. Samsun'da aslında bilinenin aksine daha çok sanki Ordu gibi, Giresun gibi, Rize gibi yerlerde Trabzon daha gibi, çok evet. Popüler gibi görünmesine rağmen aslında rekolte olarak 70 ile 80 bin arasında rakamları gören bir hacme sahip ve don geçen sene olduğu gibi bu sene de aslında Samsun'da bir sıkıntı yaratabilir görünüyor. Bu anlamda hem üreticilerimizi biraz bilgilendirelim istedik hem dünyadaki Türkiye'nin fındıkla ilgili yerini Samsun'un bundan aldığı payı daha iyi noktaya taşımak için neler yapılabileceği, işte Almanya'da Hamburg kentinde fiyatının belirlenmiş olması ile ilgili eleştirileri de hep birlikte konuşalım istedim evet. sizinle. Bunun dışında siz neler yapıyorsunuz? 17 tane ilçede turizm master planı gibi tarım master planı da oluşturuluyor şu anda. Bütün şehir yasasından sonra büyükşehire evet. bu konuda ciddi sorumluluklar düştü ama yine işin arka planında mecburen siz oluyorsunuz. Bu planlamaları birlikte yapıyorsunuz. Her ilçeyi birlikte ziyaret ediyorsunuz ve orada atıyorum Asarcı'ya evet. gittiğiniz zaman Asarcık'ta öne çıkarılacak belki 6-7 tane önemli konu varsa tarımla ilgili 2 ya da 3 tanesiyle ilgili somut öneriler geliştiriyorsunuz kaynaklarını. Tabii ki. Büyükşehir Belediyesi bulduktan sonra da düğmeye basıyor. Bir de malum Bafra ve Çarşamba gibi 2 tane verimli ovanın üretkenliği, verimliliği konusunda yıllardır daha iyi projeler nasıl üretilebilir? Bununla ilgili herkes kafa yoruyor ama acaba bundan sonra Samsun'u ihya edecek bir noktaya taşınır mı bundan sonraki süreç? Hep bunları konuşalım istedim. Biz de isterseniz önce fındığı, dünyadaki fındığı, sonra Türkiye'yi, sonra Samsun'u evet. anlatarak başlayalım. Bir de don bizi korkutacak mı? Herhalde. Evet, tabii ben duyarlılığınızdan dolayı öncelikle teşekkür ediyorum ki işte ilimizin şu anda biz genel itibariyle baktığımızda nüfusumuzun %70'i tarımla uğraşır. Evet. Tarımla ilgileniyor. Geriye kalan işte %20'miz, %30'luk kısmımız diyelim sanayi ve diğer kollarda. Hizmet sektörü. Yani hizmet sektörü içerisindeki %70'i ilgilendiren bir konuda evet Türkiye piyasası içerisinde baktığımızda da %17'lik bir üretim payı bizde olduğu dönem içerisinde düşündüğümüzde yaklaşık 1 milyon dekar civarına yani 880 bin şu andaki verim çağındaki dediğimiz ama verim dışındaki toplam dikili alanlarla birlikte baktığımızda 1 milyon dekar civarında bir fındık alanımızda yıllar itibarıyla yani verimsiz yıllarda 56 bin tonla başlayıp 84 bin tonlara kadar çıkan bir üretim Samsun için, Samsun için söylüyorum. Evet. Tabii ki Samsun, öncelikle Samsun olan bir ilimizde tarımı, tarımla ilgili konuları konuşuyor olmak bizim için sizin de hassasiyetinizden dolayı ben teşekkür ediyorum. Bizim için de önemliydi. Tabii fındık bizim bölgemiz için, aslında Türkiye için belli bir ihracat kalemi olduğu için önemli. Türkiye'de 16 tane fındıkla ilgili il var. Evet. Bu tamamen Karadeniz illeri içerisinde yer alıyor. Bu işte Rize'den başlayıp Adapazarı, Sakarya o taraflarda içine alan işte Düzce'si, Bolu'su, diğer illerimizin de içinde olduğu iller de dahil olmak üzere. Yıllar değişken olmakla birlikte tabii geçen yıl belki bundan önceki 2005'li yıllardan söz ediliyor. 2004-2005'li yıllar belki bu tür bir verimsizlik, bir don veya bir afetten kaynaklanan bir zarar ki 2014 yılında işte bölgemiz tüm Türkiye birçok üründe yani sadece fındık da değil bu alanda biz 650 bin ton civarında toplam rekolte Türkiye rekoltesini düşündüğümüzde 400 bin tonlara kadar oluşan bir ürünle karşılaştık. Aslında tabii yukarıda bir ürünsüzlük oldu ama aşağı bölgeler dediğimiz 300 rakımın altındaki bölgelerde de ciddi manada bir ürün fazlalığı gibi yani olasından oldukça fazla doğasında dekara verim itibariyle de ele aldığımız bir ürünümüz vardı ki fındık bizim, için bunu söylüyoruz. Yani fındık normalde tabii ki, 30 kilometre 300 metre rakıma kadar ki 750 ile 1000 metre yükseklik oradan yukarılarda da ciddi bir verimsizlik vardı. Verimsizlik neden? Var. Dondan kaynaklanan bir sıkıntı vardı.
Aşağılarda da bu sefer yaradan bu şeyde aşağıda da bir verim iyiydi. Her ne kadar rekolte, randıman daha doğrusu rekolte yüksek olmakla birlikte randımanda zamanla düşük olsa da yani 50 randımanların çok çok üzerindeki randımanları hepsinde bulamasak da çünkü küçüklüğüydü bir başka durumda ama ürünümüz vardı. Bölgede tamamen ürünsüz değildi. Belki biz Ordu gibi değiliz. Giresun gibi, Trabzon'daki ürünler gibi değiliz. Neden? Trabzon bölgesi işte sahilden birden yükseliyor ve birçok yer zarar gördü. Ama Samsun'un özellikle Salı Pazarı, Terme, Çarşamba, Tekkeköy bu alanlarımızı düşündüğümüzde hatta 19 Mayıs Caniye'nin bir kısmında taban seviyeye yakın aşağılarda yani bizim ruhsatlı olarak adlandırdığımız alanlar dışında da bir fındık alanımız oldukça olduğu için özellikle Çarşamba Terme Ovası'nda tabii buradaki ürün rekoltemiz yaklaşık 53 bin ton civarında bir rekolteye ulaştı ki geçmiş yıllardan gördüğümüzde tabii ki düşük ama önümüzdeki bu sezon itibariyle inşallah ki her ne kadar bugün Cuma'dan kaynaklanan, Cuma gün akşamdan, Cumartesi akşam yani iki gün öncesindeki akşamdan sıfırlara yaklaşan bazı bölgelerde lokal olarak kısmen eksilere düşen değerler olmakla birlikte belki bu yılki rekolteyi etkilemeyecek derecede ve çok cüzi olarak da soğuktan bir etkilenme. Öyle mi? Belki. Bu konuyla ilgili bir çünkü yani sensasyon oluştu ama. Bugün itibariyle biz özellikle çünkü her ilçe müdürlüğümüzde çünkü bunlar bizim bir sahadaki, taşladaki bizim birimlerimiz ilçe müdürlüğümüzden. Bunun yanında bölgesel ve nokta itibariyle de şu anda meteoroloji bölge müdürlüğümüz çok güzel tahminler yapabiliyor. Ve bunlarla ilgili de verileri çok güzel. Ve bugün sabahleyin meteoroloji bölge müdürümüzle de görüştüğümüz, onlar da bir kriz masası oluşturup bununla ilgili bir rapor hazırlıyorlar haftalık bazda. Evet, işte efendim. Olası durumlarla ilgili. Bugünkü görüştüğümüzde bunu biz kendi sahamızdan aldığımız gözlemi biz onlarla paylaşmıştık. Evet. Onlar da bize ilettikleri, onların da aynı minvalde görüşlerinin olduğu sahada. Yani bu sene fındık yanmadı mı? İnşallah bizim lokal olarak genel itibariyle yanmadı. Yanmadı. Yani bunu söyleyebiliyoruz. Evet. Yani hani büyük bir... Hayır. Geçen yılki zararlanma gibi olabilme ihtimali zaten kesinlikle. 30 Mart şu an için. Büyük bir problem tabii ki 2014-30 Mart itibariyle sadece bizim işte Samsun'umuz değil, Karadeniz bölgesinde sadece fındık da değil. İç bölgelerde elmada, kirazda, işte doğu bölgemizde kayısıda, bir başka diğer ürünlerde birçok üründe biz zararlanma gördük. Ülkemiz bu anlamda geçtiğimiz yılda birçok üründe hala kayısıda onun zararlanmanın hala etkilerini görüyor ki bu yıl iç bölgelerdeki belki kayısı da kısmen gene bu don zararının olduğu söyleniyor ama ne derecededir bu önümüzdeki süreç zaten gösterecek. Peki bu sene Samsun için söylüyorum rekolte 80-90 şimdi tabii o denilebilir mi? Belki demek için erken. Neden? Bakanlığımız daha önceden bizim beraber piyasada yani bu bölgede fındıkla ilgili alandaki yaptırdığı işlemlerde Şubat ayı sonunda karanfil sayımı dediğimiz bir sayım yapıyorduk. Evet. Daha sonra da Haziran başında da çotanak sayımı yapıyoruz. Evet. Baktık ki karanfil sayımlarında işte ne oldu? Geçen sene karanfil sayımını yaptık ama 30 Mart itibariyle soğuklanma zararı gördü. Donla ilgili bir zarar oluştu. Bunda tamamen tahminler veya daha sonraki süreç içerisinde efendim sis oldu, efendim döllenmeyle ilgili sıkıntı yaşadı. Boş kavuz yani karanfilde görünüyor ama Haziran'daki meyve döneminde esas iç tutma döneminde bir şey göremiyorsun. Ondan dolayı bakanlığımız şu anda Haziran ayında sayım yaptırıyor. Haziran içerisinde ve Temmuz başında. Bu söylenebilecek. Ama bir öngörü var galiba. Şu anda genel itibariyle geçen yılki zararlanmaları da dikkate aldığımızda belki oradaki fındık bahçelerimizde bir önceki yılda gördüğümüz kadar ürün göremeyeceğiz. Ama geçen yılki ürünsüzlük gibi de bu yıl ürünsüz bir dönem geçirmeyeceğiz. Hı. Muhakkak bir ürünümüz olacak. Tahmin yani bu şu an için belki çok erken olmakla birlikte geçen yıl itibariyle ulaştığımız 54 bin ton civarlarındaki bir üretimin bu yıl daha üzerindeki bir üretim olacağıyla ilgili ilimizde bu kanaatler yani göstergeler onu evet, söylüyor. Evet şu an için çünkü sadece Salı Pazarı'nın bir bölgesinde bugün itibariyle çok lokal bir bölgede bir hafif zararlanmadan bahsediliyor. O da genelde siz bugün işte iki gün önceki dediğiniz zararlanmayı hemen iki gün sonra ölçemiyorsunuz.
Bunun belki bir hafta 10 gün sonra yaprakta efendim gözlerdeki etkileşimini gördükten sonra belki kesin karar verilebilecek. Gelecek hafta itibariyle bazı şeyler daha iyi şekillenmiş olur diye düşünüyorum. Peki bu durumla karşılaşan üreticinin öncesinde yani meteoroloji sonuçlarını öncesinden görmek mümkün. Sizin ekiplerinizin zaten uyarıları da var, var üreticilere. Mesela lastik yakmak gibi bir şimdi tabii önlem bunlar, bunun için geçerli olabilir mi? Ya da ne yapılabilir yani? Ya bunlar bir kültürel tedbir. Yani sizin gelen afata karşı bir kültürel olarak alabileceğiniz bir tedbir. Bunda saman yakarsınız belli yerlerde. Efendim rüzgar fanları işletebilirsiniz. Bazı yerlerde işte seracılıkta kullanılır bu. Yağmurlama sistem kurabilirsiniz. Hmm. Yani bir yağmurlama borularını döşerler. Onunla ilgili ortamdaki hava sıcaklığını değiştirebilirler. Bu farklı bir yöntemdir. Ancak tabii özellikle işte bu fındık alanlarını, özellikle ruhsatlı alanlarımızı biliyorsunuz ki hep yamaç alanlar. Yani bu tür kültürel işlemleri çok da kolay yapamadığınız alanlar. Evet. O zaman da ancak nedir? Belki saman yakmayla bu belli bir alev havanın yumuşamasını sağlamak mümkün olabilir. Bir orada bir tabaka oluşturabilmeyle tabaka alakalı belki bir şey oluşur ki. Ama bunların yanında en büyük tedbirimiz bizim aslında geçen yılki afetler bunu gösterdi. Tarım sigortaları. Yani tarım sigortaları. Biz 2014 yılı itibariyle tarım sigortaları bizim bu bölgede yani fındık alanlarında yaklaşık 30 bin adet sigorta poliçesi varken bu yıl 2015 yılı ürün sezonuna geldiğimizde sigorta poliçesi 180 bin olmuş. Yani 180 bin üreticimiz sigorta poliçesi yaptırmış. Geçen yıla göre tam 6 katlık bir fazla sigorta poliçesi düzenlenmiş. Yani geçen yıl afeti gören ondan etkilenen tedbirini almış. Bu sene çok fazlasıyla, ziyadesiyle tedbirini almış görünüyor. İnşallah ki çok daha bu tür afetler denk gelmesin. Bu tabii tarım sigortası üreticinin kaybını kısmen önleyebiliyor. Fakat tüketiciye yansıma açısından baktığımız zaman tarladaki fiyatla nihai tüketicinin önüne gelen fiyat arasında %300 tabii arasında ki, farklılıklar yani oluşuyor. Bu acaba ona mı yansıyor? Yani bir arz talep dengesi. Şimdi bu tür şeyler ürün azlığı varsa her ne kadar üreticinin evet onda bir ekonomik manada genel itibarıyla %90 itibarıyla o üründen oluşan ürün kaybının değerini cebine koymuş oluyor. Ancak işte biraz önceki bahsettiğiniz bir fındık olayını düşündüğünüzde bir önceki yılda 7 lirayı gören iyi fiyat derken bu yıl 17 lirayı beğenmez hale geldik. Evet. Yani acaba 20 lira olur mu diyoruz? Ki olur neden? Mu bu sene? Şu an için zaten herhalde yok. De, 17 civarında kabuklu. Peki para kendi de 60 liraya satılması. Şimdi tabii bunlar sadece birebir kabukluyu şey gibi düşünmemek lazım. Yani %50 randımanla düşündüğünüzde sadece hepsi sağlam bile olsa 17 liraya aldığınız bir fındık kabuklu 35 liraya çıkar. 34-35 liraya çıkar. Artı çürüydü, çarıydı, işte bunun kavrulma maliyetiydi, paketleme faaliyetiydi derken zaten normal şartlarda bunu bir kere 50 liranın üzerine çıkar. En azından 45 kalsa. Yani en azından rahatlıkla çıkar ki tabii bu artık küçük şarküteri veya işte bu tür çerezci gruba girdiğimizde de muhakkak o rakamları farklı bir şekillerde bulması normal. Onda çok fazla yatsımıyoruz ama önümüzdeki süreçte tabii bu sadece biz Türkiye'de bunu bu kadar görüyoruz da çok fazla aşırı da belki tüketmiyoruz da o kadar. Çok bol olduğu dönemlerde de çok fazla tükettiğimizi ben düşünmüyorum bazı şeylerde. İhracat rakamları da aslında onu söylüyor. Şimdi 2000 elimdeki verilerden yola çıkarak söylüyorum. 2013 yılında 275 bin ton iç fındık göndermişiz ve karşılığında da 1 milyar 680 milyon dolar bir döviz girdisi. Döviz girdisi olmuş. 2014 yılında 2 milyar 380 milyon dolar. Çünkü bu sefer gelir işte elde etmişiz, hem dolardaki yükseliş, ama efendim piyasa dış piyasadaki işte rezerve talebi olan bir artış. Bu tartışmalar o zaman da olmuş. Yani acaba iç pazara fındık yeterince ulaşacak mı diye. Evet ulaşmış. Çok da öyle bir sorun yaşamamış ama rakamların yüksek olması nihai tüketici açısından tabii yani pahalı evet, olduğu için. Yani daha önce birazcık daha fazla tüketen az tüketmiş veya işte onu bir çeşitli haline getirir olmuş ama hiç de tüketmiyor değiliz ama çok da tüketen bir toplum değiliz. Doğru. Yani dünyadaki ölçeğine bak, hele ihracat rakamlarının içerisinde yaklaşık tarımsal ürünlerle ilgili ihracat payının
%12'sini tarımsal ürünlerin aldığını düşünürsek, fındığın da onun içerisindeki payının %15 olduğunu görebiliyoruz. Görebiliyoruz. Bu kadar önemli de bir ürün. Tabii ki tüketicinin daha ucuz tüketmesini istiyoruz ama bir de bunun daha verimli, daha işlevsel hale gelmesini nasıl sağlayabiliriz? Bunun üzerinde konuşalım. Yani dünyada üretimin %75'ini biz yapıyoruz. İhracatın önemli bir kısmını biz yapıyoruz. Yine aynı rakamlarda biz yapıyoruz. Ama fiyatını biz belirleyemiyoruz. Bununla ilgili şimdi, borsasını biz yönetemiyoruz. Bununla ilgili bazı eleştiriler var. Diğer eleştiriler de evet biz bunu yapıyoruz ama çok da verimli olmayan alanlarda da biraz önce sizin söylediğiniz gibi üretiyoruz. Bunun da bir mantığının değişmesi lazım diyorlar. Siz fındığı Türkiye'de çok daha iyi bir döviz girdisine sahip olması için nasıl kullanılması gerekiyor? Şimdi tabii bütün tarımsal ürünlerde böyledir. Yani siz ham maddeyi üretirsiniz ama katma değer dediğimiz o ürüne dönüştüremezseniz katma değeri fazla gruba nedir? Siz bugün fındığı 50 liraya satıyorsunuz ama içine %5'lik, %10'luk bir fındık koyduğunuz ürünün kilosunu bu sefer daha çok fazla rakamlar 50 liraya çikolatalarla farklı gruplarda bunu alabiliyorsunuz. Evet. Halbuki içerisindeki miktar %5'i, %10'u geçmiyor. Evet. Ama onun bir katkısı. Bugün dünya piyasasında da bizim en çok tabii çikolata grubunda da belki işte nugattı veya kremaydı, fındık kremasıydı, kısmen çocuklarımız için filan deyip tüketiyoruz ama bizim büyükler arasında da çok tükettiğimiz bir şey değil. Ve bunu Avrupa ülkelere, özellikle de Almanya. Değil mi? Çünkü işte fındıktaki... Evet, %10 ihracatı tek başına yapıyormuş. Yani şu anda Almanya bu işi kendi çapında bir borsası gibi oluşmuş. Niye? Bu sanayiyi artık kendi elinde birçok konusuyla tutmuş. Orada da bu ürünü en fazla işleyen, o ürünün ihracatçısı olan birimler orada. Ve öyle olunca da ister istemez dünya piyasasında alıcı şu anda çünkü sizin ham madde olarak kullandığınız yer çikolata sanayi. Onunla ilgili türevleri. En fazla da orada kullandığınızdan onlar tabii alıcı piyasada dünyada ürünün fiyatını belirleyebilen konuma gelmiş. Kaç Türkiye'de, tane işleme fabrikası? Yani Türkiye'de 140 tane sanıyorum ya da 180 tane kırma fabrikası, 40 tane de işleme fabrikası var. Acaba şimdi, bu durum orada daha başka olduğu için mi, daha fazla olduğu için mi? Şimdi işleme fabrikası adet olarak saymak bazen yanlış olur. Bir de işleme kapasitesi açısından. Bak, yani bunun üretim kapasitesine ne derece üretim tabii toplamdaki total üretim içerisinde ona bakmak lazım. Şimdi bir Karadeniz ülkesini, ülkemizin Karadeniz bölgesini komple düşündüğümüzde kendi ilimizi bundan değer alalım. Toplamdaki bizim Türkiye'deki fındık üretiminin %17'sine sahibiz. Ama işleme teknolojisi itibariyle baktığımızda neredeyse yok gibi. Birkaç tane firmamız var. Gıda Organize de yer almış, orada konuşlanmış bir iki firmamız var. Ama bunlar da hazır fındık kremasını işte nugat haline gelmiş veya işte hazır karıştırılmaya mamul hale gelmiş değirmen işlemleri bitmiş. Getiriyorlar. Burada diğer kakao veya diğer yan ürünlerle karıştırıp işte fındık kreması veya değişik ürünlerine burada yapıyorlar. Hı hı. Ama onu işte o teknolojiyi de yapabilen bir sistem şu an için ilimizde, yan tarafımızda işte Ordu'da çalışıyor kendi içinde. Efendim Trabzon'da hakeza işte çalışan yerler var ama bununla ilgili nihayetinde sizin bu ürünün katma değerini arttıracak. Daha önceki Fisko Birliği'nin yaptığı gibi yani onların da farklı firmaların bu ürünler üzerindeki yaptığı yatırımlar gibi bölgede işte fındık ulusal konsey var, efendim fındık tanıtım grubu var. Neyse, bununla ilgilenecek bir grup veya bir sanayici belki ciddi bir yatırım gerekir ki ülkemizde buna ciddi bir ihtiyacımız var. Yani belki fındık işleme ondan sanayisinin sonra, geliştirmesi gerekiyor. Tabii buradan ki, belki sanayicileri, ondan sonraki efendim biz bu fındığı bak biz kendimiz işleyebiliyoruz dedikten sonra belki dış pazarlarda da o fiyatı belirleyici, ben sen istiyorsan şu paraya satarım diyebilme belki lüksümüz oluşabilir. Bunun için de fındık işleme sanayisinin kesinlikle geliştirmesi gerekiyor. Kesinlikle. Sadece ham madde üretim iş adamlarına buradan o zaman bu alanda bir boşluk tabii vardır. Tabii ki şu anda biz sadece sattığımız kabuğunu kırıyoruz. Kırdığımız kabuğu fırıncılara, içini de ihracattaki diğer ülkelere gönderiyoruz. Başka yaptığımız şey şu an için başka bir şey yok. Peki Samsun'daki fındık üreticilerine ne öneriyorsunuz? Biraz da bunlardan konuşalım. Şimdi sonra tabii başka biz aslında Samsun'daki ile beraber tüm ülkemizdeki fındık alanlarında özellikle çünkü
şu anda yayın itibariyle tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın ulaşabilen, uyduyla ulaşabilen her yerine ulaşıyorsak, tabii, fındık tarımıyla ilgili özellikle bizim ülkemiz gibi, bizim ülkemizdeki sistem itibariyle yapılan fındık tarımında artık daha modernize şekillere, efendim ocaktaki bal sayısının daha az olduğu, güneşlenme ihtiyacının daha iyi karşılanabildiği fındık bahçeleri haline getirip daha az dallı, daha çok verimli bahçeler haline işlenebilmesi kolay. İtalya, Gürcistan bu şekilde mi yapıyor efendim? İtalya bu işe yıllar önce girmiş ve o şekilde tek dal üzerine, birkaç dal üzerine modern bahçeler oluşturmuş. Gürcistan o bölge daha yeni bu işlerde. Eski doğaldan gelenlerin dışında yeni dikilen bahçelerde de zaten bizim Türkiye'den ziyade yine onlar girmişler. Avrupalılar şu anda oraya dikimle ilgili her ne kadar toprak sahibi Gürcistanlılar gibi olmakla birlikte dikenler baktığınızda bizim Türkiye'den çok fazla bir yatırımcı görünmüyor. Gene Avrupalı yatırımcılar ki o minvalde tek dal veya daha modern bahçeler tesisinde makinalı işlemeye, makinalı hasada, makinalı diğer işlemleri yürütmeye müsait bahçeler haline getiriyorlar. Bizde var mı bu standartlarda iş yapan efendim? Sizin... Şimdi tabii bizdeki şu anda ancak ova bölgelerimizde bu işlerim kısmen yapabilen şu anda Terme Ovası'nda, Çarşamba Ovası'nda kısmen var ama biliyorsunuz bizim ülkemizde bu 2008 döneminden itibaren fındık alanlarının ruhsatlandırılmasıyla ilgili bir işlem başlamış. Devlet alanlı ruhsat alanlarına yani %6 meylin üzerindeki alanlara belli bir alan bazlı destek ödemesi yapmış ve hala da yapılıyor. 2014 yılı itibariyle de 2015 yılı başında şimdi yaptık. Şubat ayı içerisinde bunun ödemesini yaptık. 2015 itibariyle bugün için belki tekrardan bir karar alınıp uzatılabilir. Uzatılma durumu belki gündeme gelebilir. Onunla ilgili tabii bu bir hükümet kararıdır ve bakanlığımızın şeyidir. Ancak sökümle ilgili kısma baktığımızda biz o alanları yani %6 meylin altındaki alanlar hep sökülecek gözüyle bakmışız. Hmm. Ama makinalı tarıma işlemeye de en fazla elverişli yapabildiğimiz şu anda alanlar onlar. Çünkü diğer alanlarımız çok dik yamaç ve makinalı tarımın da neredeyse imkansız olduğu alanlar. Çok da verim alınamayan yerler doğal olarak. Yani şu anda biz ortalama yaklaşık 100 kilo civarında, 90 kilo, 100 kilo civarında o alanlardan çok iyi bakılırsa da zamanda 120-130 kilogramlara kadar da ürün alınabilen bir bölgeler. Tabii bizim bölgemizde çok fazla fındığa hizmet edilmediği için sadece dip temizliğini yapıyoruz. Elimizde varsa bir miktar belli dönemde gübreleme yapıyoruz. Bir de otunu temizleyip hasadına geliyoruz. Çok fazla bizde hizmet edilen bir sektör değil. Ürün değil. Çünkü birçok fındık alanlarımıza baktığımızda sahibi gurbetçi. Yani ya İstanbul'da ya yani Samsun'un dışında çoğu. Öyle de bir yapımız var. Doğru söylüyorsunuz. Söylediğiniz verimli bir ürün alma bedelini de ödeyerek bu işe çok da bakmıyoruz. Şimdi programa katılacağınızı duyan izleyicilerimizden sorular var. Fındık ağaçları geçen seneden dolayı kendilerini tam olarak onaramadıkları için yeni hasat döneminde beklenen ucuzlama olmayacak mı? Soruları var. Muhtemelen söylediğiniz yani şu, gibi olmayacak. Genel ürün itibariyle şu anda bunu biraz önce de söyledim ya belki söylemek çok erken. Bu Haziran ayındaki genelde işte rekolte ile ilgili genel bir rekolte ortaya görülürse ama bundaki her şeyi belirleyen sizin alıcınızdır. Sizin istediğiniz kadar ürününüz çok az olsun veya çok olsun hiç önemli değil. Piyasası alıcısı bolsa piyasada iyi bir fiyat her zaman için yüksek tutacaktır. Ama piyasası artık biz almaktan vazgeçtik bu ürün çok pahalı geliyor bize. Biz de almıyoruz derse de sizin elinizde ne kadar az bile olsa sizin ürününüzde o kadar para etmeyecektir bazen. Evet, evet. Her şey alıcıya bağlı bir olay. Fidan dikiminde dona dayanıklı türlerin seçimi ve meyve ağaçlarının dayanıklılığını artırmak için ne gibi bakımlar yapılmalı sorusu var yine kısaca isterseniz. Şimdi tabii onlar özellikle bir başlangıçta söylediğimiz ağacın kendi bakımıyla her ne kadar biz böyle çok sık dallı bırakıyoruz bunu az dal bırakmıyoruz ya. Ne kadar çok az dal bırakıp da güneşlenmeyi o kadar arttırabilirsek, güneşlenme pişkinliğini arttırır. Ağacın pişkinliğini arttırır.
Zaten çok aşırı hani ben gübrelemeden bahane bulup efendim son dönemde gübrelenmemesi falan diyeceğim de bizde o dönemde çok fazla bir gübrelememiz yok. En büyük şey bizim bahçelerimizdeki yıllık olan sürgünlerin pişkinleşip o güneşi görüp olgunlaşamaması. Çok taze sürgün olarak kalması ki bununla ilgili biz bahçe bakımlarında dal seyrekliğini, içerisindekini boşaltmalı. Efendim her bir ocaktaki dal sayımızı her zaman için daha az miktarda tabanlarına kadar inebilecek güneş miktarını sağlayabilecek bir budama sistemiyle yani bir seyretme, efendim bir ocakta açma ile ilgili işlemi yapmamız lazım. Gerekiyor. Ki bu hem yıllar verimli olsun hani hem zamanda. Yıllar itibariyle hem verim art. Çünkü güneş odur. Güneş verimi arttırır. Güneş efendim olgunluğu arttırır. Evet. Bununla ilgili bu kısmı yapabilmek lazım. Yoksa soğuğa dayanıklı çeşitler var mıdır? Bu bölgede Giresun'da fındıkla ilgili araştırma enstitümüz var. Bundaki bazı çeşitler buna dayanıklı olabilir. Ama yeterince fidan var mıdır dersek belki onlar da olmayabilir. Ama bölgemizde zaten yerleşmiş işte bazı çeşitlerimiz geç uyanıyor. İşte yağlık diyoruz, efendim bir başka çeşit diyoruz. Geç uyanan çeşitler de bu bölgeler için her zaman için tercih edilen çeşitler de olabilir. Olabilir. Peki şimdi isterseniz biraz da Bafra ve Çarşamba ovalarını konuşalım. Bütün Türkiye'nin gözünü diktiği ve dikkat çekilen bir yer. Ama istenilen noktada ürün üretiliyor mu? Üretilen ürünler yurt dışında satılabilir halde bir seviyeye taşınabiliyor mu? Daha verimli hale nasıl getirebiliriz? Genel durumu hakkında bir analiz yapmanızı istiyorum efendim. Evet, tabii bizim biraz önce de bahsettiğiniz gibi Türkiye'deki sayılı iki tane ovamız bizde var. Bir evet. Yeşilırmak Havzası, Çarşamba Ovası dediğimiz ova ki yaklaşık 850 bin dönüm civarında bir alandan bahsediyoruz. Bunun yanında Kızılırmak Havzası, işte Bafra Ovası diyoruz. Bu alanda da yaklaşık 1 milyon 200 bin, 1 milyon 280 bin dönüm civarında bir alandan bahsediyoruz ki bu işte Yörüklerden 19 Mayıs'ın oradan başlayıp o havzaya kadar gelen, oradan da Yakakent'e kadar giden bir alanı kapsıyor. Evet. Yani çok genişçe bir alan. Şimdi her iki alanımız birbirinden farklı. Bafra Ovamızda işte ağaçlandırma ile ilgili bir durum yok. Genel itibariyle yazlık ve kışlık sebze grubu var. Burada bunun yanında tahıl grubumuz, özellikle çeltikle ilgili bir ekiliş alanımız var. Mısır hakeza var. Kavun karpuzumuz var. Yani yazlık ve kışlık grupta her ne dönemde olursa olsun neredeyse boş kalmayan bir arazi yapımız var. Evet. Ama aynı durumu biz Çarşamba Ovamızda bunu söylemek birazcık zor. Çarşamba Ovamız şu anda 850 bin dönümlük bir alanı neredeyse 200 bin dönüm civarında. Yani %20'leri bulmuş. Hatta bazı rakamlarda geçtiği söyleniyor. Kapalı. Yani ağaçlandırılmış. Bu kıyı bitkisi olabilir. Yani kıyı kenar bitkisi olarak sınırlandırılmış bitkinin yanında kavaklandırılmış. Tamamı kapalı alan haline gelmiş. Kavakla ilgili. Genel itibariyle de biraz önce fındıkta söylediğimiz sahibi burada olmayan, genel itibariyle il dışında ikamet edip buradaki alanını kavakla kaplamış. İşte 8-10 yıl sonra da kesime gelebilecek şekilde bir oluşum sağlanmış. Tabii buradaki alan içerisinde bizim yaklaşık 25 bin dönüm civarında bu örtü altı, yüksek tünel, hepsi karışık söylüyorum ben. Örtü altı grubu olarak söylediğimiz bir sera olgusu var aslında bu bölgede. Biz bunun yanında meyvelendirme ile ilgili de diğer oluşumlar yani kividir, bunun yanında armuttur, hatta bazı gruplarda çok riski kara leke ile ilgili çünkü nem bölgesi, elma ile ilgili güzel çeşitler burada olabilsin isterken şu anda Çarşamba Ovası içerisinde ciddi manada kapalı hale getirilmiş bir ağaçlandırılmış bir saha var. %20'sinden bahsediyoruz değil mi bu alan? Evet. Kapalı olan alan. Yani tamamen üzeri kavak dikilmiş. Kavak dikilmiş. Yani bunun artık bizim tarımla ilgili yani doğrudan işte insanın gıda olarak tüketebileceği herhangi bir ürün anlamında değerlendirilemediği bir alan. Çok bir büyük bir alandan bahsediyor aslında. 200 bin dönüm ki. Şimdi bizim bir çeltiği düşünün. Çeltik'te tüm Türkiye, Samsun içerisinde 155 bin dönüm bir potansiyelimiz var.
Yaklaşık 135-140 bin ton civarında bir üretimimiz var. Yani siz bu alandan daha fazla bir alanı atıl hale getirmişsiniz. Ha atıl mıdır? Kişisel gelir manasında baktığınızda 8-10 yılda bir dönem bir gelir gibi görünüyor. Ama bu çok da öylesinde bir değil. Ama çünkü çok daha verimli hale getirilebilecek bir potansiyeli taşıyor aslında. Kesinlikle. Ama bu sahada büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreç şunu bekliyordur. Belki bu idari olarak, efendim belki kanuni veya bir kurul kararı, neyse bununla bu alanların arındırılması, yani o tür alanların arındırılması, bu alanların kapalılıktan kurtulup, efendim burayı özel korunması gerekli nitelikteki bir ova şeklinde ilan edilerek, belki önümüzdeki süreçte onu da getirecektir. Bu tür bir ağaçlandırmanın önüne geçilip mevcutlarının da sökülmesi ve tarım arazisi olarak da bu tür ürünlerde değerlendirilmesi belki gündeme alınıp değerlendirilmesi gereken bu? Bir... Yani gündemde var mı bu? Tabii doğrudan bizim gündemimizde biz kendimiz alamayız. Bu çünkü bir idari bir yaptırımdır. Tabii. Efendim bu belli siyasi boyutları da olan, çünkü az bir bölge değil, etkilenecek kişiler çok fazladır. Evet. Onunla ilgili, ama bu öngörü olarak da var, gündemde hep var. İnşallah önümüzdeki süreç, bunun artıları eksileri görüşüldükten sonra, bunlar değerlendirildikten sonra, belli işte bir feasible kısmı yapıldıktan sonra muhakkak yapılması gereken bir durum. Peki bunun dışında, yani bu çarşambadaki bu özel durumun dışında, Bafra ve çarşambada istenilen seviyede, istenilen verimlilikte üretim yapılıp Türkiye'ye ve yurt dışına ihracat şimdi yapılacak noktada işler yapılıyor mu peki? Aslında hani bakıldığında bizim üretim yani potansiyelimiz... Bütün Bafra ve Çarşamba Ovası bütün Türkiye'ye bakacak bir potansiyeli. Birçok bölgeye bakabilecek aslında. Nitelikte. O noktada mıyız? O noktada değilsek niye o noktada değiliz? Şimdi ne yapmamız lazım? Şimdi biz bir kez örgütlülük mağarasında çok fazla bölge itibarıyla bu şey değiliz. Biraz onda bir sıkıntımız var. Yani getirdiğimiz yani örgütlülükte isterseniz. De bir bazen sıkıntılar var. Yani biz bunu şu an için ilimizdeki toplamda işte 35 tane üretici birliği var. Bunun yanında 90 küsur tane kooperatif var. Bakıyoruz bunların tamamında neredeyse hep böyle sıkıntılar var. Yani birlikteliği mecburi bir devlet desteğine dayandırılan bir birliktelik oluşmuş. Onu sağladıktan sonra da bütün içeride bazı sıkıntılar var. Şimdi biz özellikle işte Sebze Üreticileri Birliği kurmuşuz. Bu birlik adı altında bunların iktisadi işletme kurarak veya Tahıl Üreticileri Birliği kurmuşuz. Gene bunların iktisadi işletmeler kurarak hem üreticilerini destekler mahiyette, yani girdi anlamında, hem pazarlama manasında, efendim yeknesaklığı sağlama anlamında. Şimdi siz Bafra'da 120 bin ton civarında, 110 bin ton civarında bir çeltik üretiyorsunuz. Ama ürünün orada işlendiği o kadar yok. İşlenmiyor. Bir taraflara gidiyor. Siz onu belli bir noktada bu genel itibariyle, üretici potansiyeli itibariyle topladığınızda Samsun markasıyla bunu bir siz birlik olarak da markalaştırıp, geldiğiniz bir marka alıp, işleyip paketleyebilseniz dünyanın her yerine istediğiniz gibi paketleyin. Çok güzel. Bunu peki konuşuyor musunuz üretici birlikleriyle? Tabii ki. Şu anda başladılar. Yani iktisadi işletme kurma ile ilgili 2015 yılı içerisindeki genel kurullarında artık genel kurul kararlarını almaya başladılar. İnşallah önümüzdeki süreçte bunlar daha da gündeme gelecektir. Şimdi Bafra bölgemizde aslında bizim hep en büyük şeyimiz üreticinin üretimle ilgili sözleşmeli tarıma çok yanaşmaması da bizim bir ayrıca handikapımız. Ne demek bu sözleşmeli? Şimdi şudur. Bizim atıyorum örneğin Samsun'da Bafra ilçemizde, kendi ilçesinde iki tane salçayla ilgili fabrikamız var. Evet. Samsun'da Bafra'nın kendi içerisinde üretilen salçalık biberi firma sözleşmeli tarım benimle yaparsanız ben size dekarda kilogramda şu kadar para ödeyeceğim diyor. Ama bakıyorsunuz ki üretici haldeki fiyat bir gün, birkaç gün, kaç günse yüksek olduğu anda fabrikaya malı götürmüyor. Ona bağlı kalmıyor. Şimdi ilelebetinde o fabrika sahibi de o mala güvenerek bir bağlantı yapıyor. Tabii. Şimdi yarın ondan sonra bizim üreticimiz diyor ki efendim buraya Erbağ'dan, efendim Tokat'ın bir başka bölgelerinden, Çanakkale'den biber mi gelir?
Domates mi gelir? Bu fabrika yaşamak zorunda. Evet. Burası söktak değil. Bir tarafa götürebilecek hali yok. Bunun mecburen sizin üretici manasında bu yıl siz piyasa bu değerleri güzel. İtibariyle size destek oldu. Ve bu bir maliyet veriyorsa, yani bir günlük, birkaç günlük, belki birkaç aylık veya bir sezonluk üretimin piyasadaki haldeki oluşan fiyatı çok baz da alarak, yüksek geliyor. Ona baz alıp da mail ettiğinizde üretici firmayı zor durumda. Üretici firma tamamen zor kaldığı gibi gelecek sene de seninle hiç o konuda anlaşma yapmıyor. Tabii güvenli bir şey. Bir başka bölgeden yapıyor anlaşmasını. Ondan sonra malını da oradan çekiyor. Nakliyesine de katlanıyor. Ve senden gelecek yıl senin maliyetlerin o verdiği fiyatların altında bile olduğunda bu sefer sana hiç almıyor. Sen istediğin kadar götürmeye çalışsan da almıyor. Bu çok sık karşılaşılan bir durum mu? Bu birkaç yıldır karşılaşılan bir durum. Özellikle bu geçen yıl işte kapya biber dediğimiz salçalık biberde bu yaşandı. Efendim domates de hakeza zamanla yaşanıyor. Bu sofralık grupta, sanayilik grupta farklı şekillerde. Ama ilimiz belki bakanlığımızın da şu anda anlaşmalı üretim, sözleşmeli üretim dediğimiz yapanlara ilave destek modellerini şu anda gündeme getirdi. Destekleme kalemlerinde. İnşallah bunlar da belki üreticilerimize yön verecektir. Bunları belki aha, sözleşmeleri karşılığında piyasada oluşacak fiyat farkları bu tür tolere edilerek belki daha de üretici sağlıklı bir ilişki kurulmasını sağlamış olacaktır. Evet, yani gerçekten önemli bir şey ama şimdi Bafra'da üretilen bir ürünü Bafra'da satılabilir hale getiren bir işleyen bir fabrikanın mal alamaması gibi absürt bir durumun oluşmasına sebebiyet veriyor. İkinci bir durum, yani biz bir kışlık sebze pırasasından lahana, brokoli her türlü grubunu üretiyoruz. Ya bir hadi toplandık bir halde bunu bir ortak şirket neyse hal müdürlüğü bunu standarda koyup kardeşim işte ambalajlamasını, paketlemesini yapıp pazarlamasını tabii ki esas yapalım. Her şeyi gösteren kimsenin bu ambalaj. Kimsenin böyle bir kaygısı yok. Biz işte Bafralı gene halcı arkadaşlarla Almanya'ya gittik. Bundan 2 yıl önceydi. Sabahleyin gece 1:30'da Berlin haline gittik. Halde orada gece çalışıyor sistem. Ve sabahleyin 5-5.30'a kadar orada halde kaldık. 5.30'da tam halden çıkmadan bir denk geldik ki bizim oradaki halcımız tanıdı. Dedi ki bu hibrit lahana bizim lahanamız. Araştırdı. Hakikaten bizim Samsun'dan ürettiğimiz, Bafra'da ürettiğimiz lahanayı Mersinli firma buradan götürüyor Mersin'e. Orada ambalajlamış. Ondan sonra Hamburg halinde bizim lahanamızı satıyor. Olacak iş değil bu, yani, değil mi? Şimdi işte bizim bu girişimcilik o zaman girişimcilik giriş paketleme ile ilgili inşallah bunun artık birazcık da önleri açıldı. Şu anda destekler var galiba bu konuda. Hem desteğimiz var, hem bizim desteğimiz IPART'la ilgili. IPART'ı açalım. Tarımsal Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun verdiği destekler içerisinde yani ambalajlama, paketleme ile ilgili bu desteklemeleri var. Bizim kırsal kalkınmadaki ekonomik yatırımları destekleme ile ilgili paketimizde bunlar var. Ki bu minvalde artık çarşambada efendim bir başka yerlerimizde özellikle şu anda çarşambada yaklaşık 70 dönüm sera kapalı alan yani sera dediğimiz oldukça modern bir tesis kurup yanında da paketleme ile ilgili piyasanın ürününü de toplayıp paketleyip pazarlayabilme potansiyelini geliştiren firmamız var. Bir tane mi? Şu an için hayır başkaları da var da ben şu anda en yakındaki yeni kurulanı söylüyorum. Bu tür firmalarımız artık Samsun'da olmaya başladı. Sayısı artıyor mu? Yani inşallah, bu konuda bir reforma ihtiyaç oldu. Yani en azından bu söylediğiniz köşe kritik noktaları algılayabilirse şayet bu birlikler, üreticiler birlikte hareket edebilmeyi ya da işte Mersin'den gelip buradan alınan ürünü paketleyip Hamburg'a, yani, Berlin'e satma kabiliyetini gösteriyorsa bizim de burada zaten onu görenler şu anda zaten o işe başlayanlar da oraya gidip kendi ürününü orada başkasının pazarladığını görenler zaten yapıyor. Evet. Şu anda da zaten o mağarada da bizim üreticimizin birazcık pazarlamacımızın özellikle üreticinin bizim lider üretici dediğimiz grupların birlik başkanlarımızın bu tür uluslararası mağarada en yakında en küçük Avrupa Birliği'ndeki değişik ülkelere ziyareti, fuar anlamındaki ziyaretleri ve oradaki halleri ziyareti. Çok önemli. Değiştiriyor. Çok önemli. Çünkü biz burada işte bir grupla yine işte Rusya'ya gittiğimizde de gördük.
Bu ticaret odamızın beraberinde gittiğimiz Krasnodar gezisinde de gördük. Fransa'daki ürünlerde gördük. Yani farklı şekillerde siz orada kendi ürününüzü nasıl geldiğini o seremoniyi gördükten sonra ya biz bunu neden Samsun'da yapmıyoruz diye artık soru soranlar çıktı. Şu anda da inşallah zaten oraya doğru da gidiyor. O da bizi ümitlendiriyor aslında. Peki sizin söylediğiniz standartlarda bu işi yönetebilirse Samsun, Çarşambalı ve Bafralı birlikler diyelim, üreticiler şu an mevcut oldukları yerin ne kadar daha üzerine koyabilirler? Ya bütün ürünlerde siz hiç şeysiz, mübalağasız şu an için normal bir dediğiniz olay 3-5 daha fazla üstüne çıkar. Çünkü sizin ürettiğinizin, kasaya koyduğunuzun bir o kadarını çöp atıyorsunuz. Değerlendiremiyorsunuz. Veya yok parasına satıyorsunuz. Şimdi lahana bir dönemde yığılıyor. Siz bunu depolamayla ilgili bir kabiliyetiniz olsa, yani siz belli periyotlarda bunu piyasaya sürebilseniz, tarladan hasat edin, belli bir noktada pazara sürün, ciddi bir maliyet. Karnabahar, hakeza. Şu an için işte dün piyasada öldüm pahasına giden, bugün artık altın gibi daha değerlenmiş. Efendim brokolisi hali hakeza, işte yaza doğru gittikçe veya kırmızı lahana. Bu dönemde alıyorsunuz, depoluyorsunuz, belli süreçte onu satabiliyorsunuz. Ki o mekanizma da artık o pazarlama gruplarıyla beraber gelişiyor şu andaki görünende. İnşallah daha önümüzdeki süreçte de daha fazlası da gelişir. Peki biz de tabii çok arzu ediyoruz. Yani bu soruların cevaplarını çünkü vatandaş bize sorduğu zaman biz de cevap veremiyoruz aslında. Ama evet, anladığım kadarıyla meslek örgütleri, birlikler bu konuyu daha da önemser hale geldiler. Özellikle yurt dışı gözlemleri onların harekete geçmesine sebebiyet veriyor. Başka ne yapılabilir? Onlara başka ne önerilerde bulunuyorsunuz bu konuyla? Şimdi tabii bizim aslında bölgemiz için her ne kadar biz açık tarladan konuşuyoruz, diğer dikili tarımdan yani özellikle meyve grubundan konuşuyoruz ama bizim belki bölgemizde en çok konuşmamız gereken konulardan birisi de çiçekçilik konusu. Çiçekçilik özellikle konusu. Gül konusu. Bizim bölgemiz... Bırakın tabii dünya piyasası bir ayrı bir olay. Yani o her zaman için farklı dönemlerde potansiyeliniz iyiyse ulaşabileceğiniz, muhakkak satabileceğiniz bir pazar. Evet. Ama sizin yurt içi pazarınıza bile yetilemeyen belli dönemler var. Özellikle Türkiye piyasasında Akdeniz bölgesi, işte Ege havzasında gülle ilgili ciddi bir potansiyel vardır. Bu potansiyel nedir? Kış dönemini, bahar ve kış dönemi sonbahara geçmez. Yaz dönemi tamamen bir sekte olan bir dönemdir. Ama bizim Samsun gibi bir bölgemiz coğrafyada 33 var. Derece maksimum sıcaklığı geçmeyen ki siz aynı dönemi bir Antalya, bir İzmir, bir o bölgeyi düşündüğünüzde 42 dereceleri bulan bir sıcaklık. Evet. Her şeyin haşlandığı bir dönem. Samsun'da gölgelemeyle bu ısıyı daha aşağı düşürdüğünüz ve gül içinde çok optimal ve çok iyi istenen bir ısıyı yakaladığınız ve yıl boyu da neredeyse masrafsız bir şekilde sadece ört altına alabildiğiniz bir dönemde sizin dilerse ki işte 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çok iyi derecede ve çok iyi bir miktarda pazarlayabilecek bir potansiyele, üretim potansiyeline sahip bir bölge. Şu anda onunla ilgili zaten Büyükşehir Belediye'mizin bu il özel idaresinin kapanmasından sonraki süreçte belki daha sonra da konuşacağız. Şimdi çok az zaman kaldı ama onu da konuşacağız. Çünkü 17 tane ilçenin tamamı için turizm master planı gibi tarım master planı da oluşturuluyor. Bu eylem planları en azından oluşturuluyor. Büyükşehir Belediyesi sizinle de ve bu konuda söz sahibi herkesle bir araya gelerek altyapı, sulama ve hayvan içme suyu göletleri konusunda, yeraltı ve yerüstü sulamaları, drenaj konularında bitkisel üretim, hayvancılık, arıcılığı geliştirmek, kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve çiğ sütün uygun koşulları toplanması ile ilgili konularda evet, her ilçede önemli hayata geçirilebilecek 2 ya da 3 tane projeyi evet, belirliyorsunuz ve bununla ilgili de bir yola çıkış hikayesi olacak anladığım kadarıyla kaynağıyla ilgili. Evet. O çalışmalardan da biraz bahsedin. Neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii bu nasıl biliyorsunuz il özel idareleri kapanmadan önceki süreçte biz il müdürlüğü olarak
tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, efendim yeniliklerin tanıtılması manasında bazı projeler hazırlayıp İl Özel İdaresi'nden bununla ilgili destek alıyorduk. İl Özel İdarelerin kapanmasından sonra artık Büyükşehir Yasası'nda zannedersem 8. maddesiydi ki bununla ilgili bu süreçte büyük şehirlerin ilin tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm projelerine destek olabileceği, yatırım için bütçe ayırabileceğiz belirtildi. Evet. Bu manada da ilk başlangıçta Sayın Valimiz başkanlığında olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanım ve ilgili ekibi Samsun'dan belli bir potansiyele sahip her ilçeden belli bir birlik başkanlarının da dahil olduğu bir ekiple bir ön bir toplantı yaptık biz Samsun'da. Bundan sonraki süreçte de orada bir yol haritası belirlendi. Dendi ki bundan sonraki süreçte biz daha önceki yapılan turizm master planı gibi belediyenin yaptığı bir ilin tarım master planına tekrar, biz daha önceden bir yaptığımız tarım master planı vardı ama onun farklı, yani uygulanabilir nitelikteki olan bir farklı versiyonunu yapalım. Daha küçük hedefleri hemen hayata geçirilebilecek evet, şekilde. Evet, zaten Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Sahibi'nin de toplantılarda söylediği bir şey vardı. Yani hemen ya can şu olursa olabilir dediği, efendim bir yıl içinde, iki yıl içinde ya daha fazla süreler aşmayan, daha uzun vadeli projeler de olabilir ama bir iki yılda yapabileceklerimiz, hemen önümüzde yapabileceklerimiz projeler diyordu. Bu manada da biz yol gösterici manasında ilk toplantıyı ilçeler toplantısı Terme'de yaptık. Evet. Terme'deki durumda işte sütçülerle ilgili durum gündeme geldi. Süt potansiyeli var, süt toplamasında sıkıntılar var. Onunla ilgili soğutma tanklarının oluşturulması gündeme geldi. Gayet güzel, şu anda desteklenebilir boyut aldı. Efendim bunun yanında sera, kesme çiçekle ilgili orada da bir potansiyel vardı. O gündeme geldi. Kültür mantarcılığı. Kültür mantarı ile ilgili istiridye mantarı veya ona benzer gruplar desteklenebilir boyuta geldi. Kivi ile ilgili meyvelendirme alanında alternatif tarım yaratma anlamında bu destek kalemiydi. Orada o gündeme geldi. Arıcılık hakeza, arı ürünleri ile ilgili işte ilimizin belki çok bahsetmiyoruz ama yaklaşık 80 bin civarında kovanımız var. 1200 ton civarında yıllık bal üretimimiz var. Bunların arı ürünleri manasında da yani bir propolisinden, efendim arı sütünden nasıl yararlanabilir veya polen üretimi nasıl olabilir? Bunlarla ilgili çalışmalara kaynak sağlaması gündeme geldi. Geldi. Yem bitkileri yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi için. Yem bitkileri tabii işte hayvancılık yapıyorsanız olmazsa olmazınız gibi olanlar olduktan sonra bundan sonraki aynı paralel toplantıları bir başka ilçemizde mesela Çarşamba'da yapacağız. Bunda Salı Pazarı ve Ayvacı'da bir grup ilçe olarak değerlendirip efendim belki 19 Mayıs'ı merkezdeki bir ilçeyle ama Bafra, Yakakent, Alaçam'ı bir başka grup olarak değerlendirmek üzere şu anda Büyükşehir Belediye'mizin önderliğinde ama Sayın Valim'in ve Büyükşehir Belediye Başkanım'ın da programının el verdiği sürece hepsini bitecek, zaman en kısa sürede de bitecek ve ilimizde efendim işte seçimden seçime yapılan bir yatırım veya görüşmeden ziyade sürekli ve kalıcı hemen nitelikte olma, hemen uygulanabilir ve kalıcı nitelikte olan. Çünkü işte bir tavukçulukla ilgili gezen tavuk işte free range deniyor. Onunla ilgili bir sistem hayata geçti. Salı Pazarı ve Ayvacık'ta şu anda üreticilerimize Büyükşehir Belediye Başkanlığımız belli bir destek hazırladı. Kafeslerini, kümeslerini ve zemin betonu ile ilgili bir girişim ve piliçlerinin teslimini yaptı ve şu anda yumurta almaya başladılar. Gibi. Buna benzer somut gibi çalışmaları Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı Büyükşehir şu anda teşkil edilen daire başkanlığı adı altında bunun yapılmaya çalışılıyor. Biz de projelerimiz arasında gücümüzün el verdiğince sahadaki, çünkü bizim işimiz madem o ileride hitap ettiğimiz kesim aynı. Bununla ilgili projeleri de inşallah biz de onlara önerip Büyükşehir'in de desteğini sahada uygulamasını görmüş olacağız. Çok güzel. Biz de arzu ediyoruz 17 tane ilçenin tamamında buna benzer hemen hayata geçirilebilecek 2, 3, 4 tane projenin hayata geçirilmesi Samsun açısından. Ya inşallah beklentimiz de temennimiz de o. Kadir Bey çok teşekkür ediyorum. Bugün hem fındığı konuştuk hem Samsun'da ilçelerde neler yapıyorsunuz ve Samsun ve Bafra'nın daha verimli hale gelmesiyle ilgili neler yapılması gerekiyor konularında bizi aydınlattınız. Daha sık bir araya gelip sizinle bu konuları konuşmaya biz İnşallah, arzu ediyoruz. İnşallah tabii biz de daha spesifik konularla ilgili üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu
Daha önce sizlerin vasıtasıyla yapmış olduğumuz programların farklı versiyon veya üreticinin ihtiyaç duyduğu, piyasadan ihtiyaç duyulan şekliyle sizlere bir formatta biz de arzu ederiz sunmak onu. Üzere de inşallah özellikle bizler de o deneyimi sizlerle yaşamış evet. Yurt dışında o mesela Berlin'deki Almanya'da Berlin'deki o haldeki gece tecrübesini yaşamış olan üreticilerle bir araya gelerek burada bir yeni bir sinerji yaratabiliriz dediğiniz gibi. 200 milyon kişiye ulaşan bir de mecrası var. Çok da üzerinde konuşuluyor çünkü bu konular. Samsun'u da ilgilendiriyor ve ciddi anlamda istihdama da katkıda bulunacak muhakkak, bir muhakkak. Alan. Şu anda ilimizde belki süremizin şeyini bilemiyorum. Bir lojistik merkez teşekkülü var şu anda ilimizde. Tabii çok tabii. Yani biz hava, kara, deniz ulaşımlarının bütün kesişme noktalarının olduğu yerde lojistik merkez kurulmasıyla ilgili bir süreç var ki bu bizim işte bu tarımsal potansiyelimizin diğer potansiyellerimizin yanında tarımsal potansiyelimizi en fazla işte burada katma değerinin arttırılıp da bu bölgeden de bu işi sevk edebildiğimiz bir şey olmuş olacak. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum ben de size. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sağ sizlere. Sağ değerli izleyiciler, Kadir Güven konuğumuzdu. Samsun Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü. Fındığı konuştuk. Samsun'un tarım potansiyelinin daha iyi noktalara taşınması için neler yapılması gerektiği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bize ayırdığınız vakit için teşekkür ediyoruz. Mutlu geceler diliyoruz efendim.